Bazıları diyor ya peygamberimiz diyor Tayyip Erdoğan. Yanlış. Şık koşuyorlar yani. Ya tamam sevebilirsin. Seçenekleri vardır abi. Ne biliyor? Ne verdiler 80 sene? Kıbrıs'ı mı verdi? 80 sene hiçbir şey vermedi bu ülkeye. Ben Fatih Sultan Mehmet'in torunuyum ben. Evet. Ne olmuş? Siz Osmanlı torunuyum ben. Osmanlı torunuyum ben. Anladın mı? Osmanlı'yı kim kurtarır Osmanlı'yı? Osmanlı'yı yıktınız, cumhuriyeti kurdunuz. Ne yaptınız? Eşkıyalık yuttunuz. Konuşmayın siz be. Konuşmayın be. 80 sene, bir senede cahil bıraktınız. Bir senedir. Atatürk. Bir senedir bıraktı cahil. Atatürk. Dinsiz bu damileri açan. Akıra çevirdiniz be, akır yaptınız be. Allah'ım yarabbim. Allah versin be. Bir senede camiler kapattınız. Camileri kapattınız. Akıra çevirdiniz. Gelen evine çevirdiniz. Konuştun mu beni? Peki. Tanrı uludur Tanrı. Tanrı'nın anlamını ver. Tanrı anlamını, ama anlamını. O zaman ülkeyi satın o zaman ya. Ülkeyi satın. Ha olmuş bu ya olmuş. Sattı ülke yok he. Yok bitti. Yok mu? Yok. Vallahi. Bitti. Herkesin. Herkesin. Ülke git şöyle git bari. Herkes arası her taraf dolu. Dolu. Yiyeler içiyeler. Yiyeler için. Daha 25-30 sene evvel arabalar araba bulamıyorduk altımızda be. Konuşuyorsunuz baş başa ya. Pahalılık da var her şey de var. Ha. 30 80 sene evveli biz bir sigara bulamıyorduk, tüp bulamıyorduk. Tüp bulamıyorduk ben. Şimdi abi pahalı var değil mi? Pahalı var değil mi? Abi bir dakika ya. O da şükürsüzlük mü? Kafeteryalara git. Bir dakika abi dur ya. Kafeteryalara git. Sen aynı yoldan. Ben vuruşuyorum. Ben sen aynı yoldan. Bir dakika sabret. Kafeteryalara git. Kafeteryalara. Şurada kafeterya var. Git bak. Kahve 80 lira. Oturacak yer bulamazsın. Çay 25 lira. Oturacak yer bulamazsın. Nerede bu garibanlık? Garibanlık nerede? Bir dakika sor. Nerede bu garibanlık? Gariban insan. Akşam hepsi Türk. Ya geç ya. Kökü Türk. Artı. Arabanı park çekiyor. Ben az önce burada yemek yedim. Git bakayım. Bende bir iki kişi Türk vardı. Gerisi hepsi yabancı. Ya kardeşim burası Emin önü burası. Burası orman. Burası orman. Emin önü burası. Bir dakika dur. Artı. Ya bir dakika. Sen beni dinsiz yaptın. Bir gecede imansız yaptım ben. Bir gecede cahil yaptım ben. Alefi harfini öğretmediniz bize be. Latince nedir ya? Nedir Latince ya? Latince nedir ya? Onu söyleyeyim ben. Şimdi sen önce bir ahlâ-i emeli yiyin öğren. Diyorum haram. Var mı diyeceğim? Diyorum işte haram. He. Diyorum haram. Önce sen git çağır filmi benim. Yok ya çağır filmi. O çağır film var ya. Sen önce bir Çanakkale'ye git de. Belki de dedin. Çanakkale'ye kurban ol. Çanakkale'ye dedim iki tane amcası var yatıyor. Konuşma ya. Konuşma ya. Ne olacaktı? Allah bilir ne diyeceğim ben. Ne mi olacak? Görüyor musun? Görüyoruz İstanbul'un cevabını. Bok götürüyor. Halişi bok götürüyor. Konuştum ben. Yazı bak gerçekten. Ne konuştuğunu bilmiyor adam. Ben milletimi, devletimi seven, bayramı seven bir insanım ben. Madem ülke lideri de. Ben de üç kere vergi niye alıyor? Tamam madem Müslüman, madem vergi niye alıyor? He, üç tane vergi niye alıyor? 2001. 3 tane vergi niye alıyor kardeşim? Alacak tabi. Alacak. Niye alıyor? Alacak tabi. Dünyayı lideri ya. He, alacak hemşerim alacak. He, yollar var. Alacak hemşerim. Alacak hemşerim. Alacak hemşerim. Kılıçdaroğlu'na gidip niye dış güçlerden para alıyor? He? Dış güçlerden niye para alıyor? 35 milyar lira para gelecek dış güçlerden. Ona söyle bakayım abi. Sen 300 milyar lira yurt dışından 300 milyar getirecektin. Sen niye getiriyordun? Helal para getiriyordun. Ya git Allah'ın sen Allah'ın. Ablamı kardeşim konuş. Son cümleni alayım. Abim son cümle dedi ki 300 milyar parayı nereden getiriyordun? Demek ki getireceği yer vardı. Herkesin bir güvencesi vardı yani. Şimdi tamam da bunlar 300 milyar. Hani kendi gitti. Örnek vereyim. Sayın Cumhurbaşkanı daha önce Suudi Arabistan'a bunlar 15 Temmuz'un aylaksızdı dedi. Bunlar dedi 15 Temmuz'un arkasında gitti. Ondan sonra gitti dilendi. Öyle olmadı mı? Gazeteci vardı. Dosyasını kaydetmek istiyorlar. Ondan sonra götürdü dosyayı sattılar. Peki abim. Pahalılık var diyor abimiz evet. Ama her yerde dolu diyor. Arabalar full, kafeler dolu diyor. Kafeler dolu şu an gidin. %95'i bak %90 değil mi? %95 hep yabancı. Abi dolu olsun. Hep dolu yani olsun. Tamam olsun. Hep yabancı. Abi bir dolu olacak tabii ya. Kahve 80 lira diyor. Abi ama, parayı var ama ki alıyorsun diyor. Ki. Bu 80 lirayı kim yaptı ama bak. Ben parlament. Abi de diyor ki bak, parlament içiyordum bak. Parlament içiyordum. İçtim sigara bu. 17 lira. Bunlar 17 lira. Bunların bir
şey politikası var. Yani adam çalıyor, çırpıyor, haca gidiyor. O hak, adam örnek veriyor. Ben kullanmıyorum. Adam kendi parasıyla içki içiyor, o harammış. Ya böyle bir zihniyet. O parayla, soyduğu parayla haca gidiyor, o helal. Abi tamam, haramsa o zaman vergiye yani, gidiyor. İmamlar niye, evet, imamlara niye veriyor bu parayı? İçkiden vergi alıyor, sigaradan vergi tamam alıyor. Çok affedersin, başka yerlerde vergi alıyor. Ama istediği gibi kullanıyor. Yani dilin kemiği yok. Öyle. Yani ben yanlış buluyorum. Bir an önce düzeltilmesini istiyorum. Ülke çünkü böyle gitmemesi lazım. Çünkü yani niye? Türkiye Cumhuriyeti'nde 17 milyon yabancı var ya. İstila edilmişiz. Herkes ayakta uyuyor. Her yer satılmış. Adam. Peki bu ormanlar yanıyor. Niye yanıyor? Bir yandan yanıyor, bir yandan kesiliyor. Peki o zaman yanan yere de ki kanun çıkar. Tekrar burası istimlak olmayacak. Ağaç dikilecek. Kanun çıkar bakayım, yanıyor mu? Yanmaz. Yolda geçiyordum. Hastanede geliyordum. Bir baklavanın resmini çektim. 750 lira. Kim alabilir burada? Ben de dahil. Yazık, günah ya. Ya üsttekine bir hiç vicdan yok onlarda ya. Gerçekten vicdan yok. Vicdanlı adam bir halka bakar. Psikoloji diyor. Ya bu ne ya? Psikolojik. Başkanımız dedi ki psikolojik dedi bu durum. Abi psikolojik. Aslında psikoloji onlar gitmesi lazım. Yani yukarıdakiler psikolojiye gitmesi lazım. Fiyatlar psikolojik yani, aslında pahalı değil. Tabii pahalı değil. Şimdi ben bana 7,5 veriyor. 7,5 milyon ben maaş alıyorum. Bana çok görüyorlar. Ama kendiler 150-200. Tabii onlar harici ihaleler, yolsuzluklar, hırsızlıklar, onlar hariç. Onlar az ama bize çok. Yani böyle bir adalet, böyle bir sistem olabilir mi ya? Onlar işte baştakiler ya çözecek ya da inecek. Ya çözülmesi lazım ya da inecek. Ama bu halk olur mu? Asla olmaz. 15 bin kişi, milyon kişi Türk vatandaşı olmuş. Özel sektörlerde çalışıyor, özel hükümette çalışıyor. Biz onlara yedirmeyeceğiz. Onlar bizden değildir arkadaş. Zaten eski 22 sene önce halkımızda para vardı. Şimdiki zamanda halkımızda 5 kuruş para yok. Bunlar bitti yani. Eğer bu hükümet devam ederse daha da kötüye gidecek. Bu kriz bitmez, böyle gider. Böyle idare etsin arkadaşlar. Bu işler böyle gider. Bunu yapamazlar. Bu gelen göçmenleri geri gönderir, işten çıkarsınlar. Türk vatandaşımız çalışsın. Beni işten çıkarttılar. Beni işten çıkartarak yabancı düşmanları getirdi. Bu gelenler düşmandır. Bunlar bizden değildir. 45 milyon düşman var Türkiye'de. Bunların hesabını sorun. Gidin öteki liderlerine sorun, öteki liderlerine konuşun. Bu kadar yani.